34,5 milyon dolar harcanarak siyah plastik toplar bütün barajın üzerini kapladılar. Güzel güneş enerjisi sistemi uygulasaydık yaklaşık 55 milyon dolarlık bir masraf çıkacaktı. Sistem kendini 6,5 senede geri ödeyecekti. Projenin adı Hidrosolar, yani yüzer güneş enerjisi sistemi. Amerika'nın Los Angeles kentinde uygulanan buharlaşmayı azaltıcı plastik top yönteminden pek çok farkı ve avantajı var. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te girişimcilerden oluşan 8 kişilik ekibin çalışmasıyla ortaya çıktı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %80'lerin üzerinde. Yaz mevsimiyle beraber sıcaklıklar artacak, buharlaşma oranı da yükselecek. Ancak yüzer güneş enerjisi santralleriyle buharlaşmayı ortadan kaldırmak, aynı zamanda da elektrik üretmek mümkün. Fotovoltaik güneş panelleri ışığı elektriğe çeviriyor. Sıcaklığı arttığı vakit yaklaşık %20'lik bir düşüş yaşanıyor. Su üzerine kurulum yapıldığı zaman güneş paneli güneşle direkt teması kestiği için suyun buharlaşma miktarını %60 oranında azaltıyor. Su da güneş paneline pasif bir soğutma imkanı sağladığı için üretim miktarı %15 daha fazla. Türkiye'de ilk kez patente alınarak hayata geçirilen sistem çevreye duyarlı, diğer enerji kaynaklarına göre de avantajlı. Hidrosolar yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden yapılıyor. Çevresel bir zararı bulunmuyor. Megawatt saat elektrik başına kömür 4150 litre su harcıyor. Hidrosolar 32 bin litrelik bir su buharlaşmasını engelliyor. TÜBİTAK'tan gelen maddi destekle 2013'te başlayan projede 2014'te Mersin'in Mut ilçesindeki Azmak 2 barajında 500 bin lira maliyetle 10 kilovatlık bir sistem kuruldu. 140 metrekarelik bir alanda kurulumu yapıldı. Yılda da 650 ton suyun buharlaşmasını engelliyor. 5 evin elektriğini karşıladığı gibi aslında 12 kişinin de yıllık su ihtiyacını karşılamış oluyor. Yüzer güneş enerjisi sistemi İSKİ'nin de 2015 faaliyet raporu sunumunda İstanbul için gündeme geldi. Erzincan'ın Tercan ilçesindeki hidroelektrik santrali üzerine 60 kilovatlık bir sistem kurulması da planlanıyor.